Evet, bu dersimizde artık kodlamaya başlayacağız. Kodlamak için Adobe'nin Dreamweaver editörünü kullanacağız. Şimdi ben bu ana sayfaya tekrar gelip download butonuna basıp dosyayı indirdim. Siz de indirebilirsiniz. Başka bir şey yapmadım. Editörümüzü açıyoruz. Şu anda bu editörün son sürümü. Bunu istiyorsanız Adobe'nin sitesinden 30 günlük deneme sürümünü indirip kullanabilirsiniz. Onları daha önceki eğitimlerde zaten göstermiştik. Şimdi ben burada klasörde göstereceğim bu dosyayı buradan. Evet, şunu kesiyorum buradan. Masa üstüne geleceğim. Buraya yeni bir klasör oluşturuyorum. Bootstrap eğitimi diyorum. Ya da Bootstrap temel eğitimi diyelim. Çünkü bu birincisi olacak. Temel eğitimi. Bunun içine giriyorum. Bu dosyayı buraya yapıştırıyorum. Zip'in içinden çıkartıyorum. Buraya çıkar diyorum dosyayı. Bunu siliyorum. Artık zip'le işimiz yok. İçinde giriyorum. İçinde evet, 3 tane klasör olacak içinde. Bu 3 klasörü buradan kesiyorum. Bir geri geldim. Ana dizine yapıştırdım. Bunu da siliyorum. Yani şu anda Bootstrap temel eğitimin içinde 3 tane dosya var. Bu 3 dosyayı açalım bir. CSS'e tıklıyorum. Burada işte Bootstrap CSS. Min yazanlar küçültülmüş olanlar. Yani minimum. Zaten boyutlarına da burada bakabilirsiniz. Yani 23 kilobaytlık bir fark var arasında. Tema dosyası var ve temanın min dosyası var. Sonra devam ediyoruz. Font dosyası var. Fontu göstereceğim. Bunlar ikon font diye geçiyor. Çok kullanılan bir şey. Bootstrap'ta da bu siteden kullanmış bunu. Göstereceğim zaten daha sonra nasıl olduğunu. Ve JavaScript dosyaları, Bootstrap ve Bootstrap Mini.js dosyamız var. Şimdi editörümüzü açtık. Editörü açtıktan sonra site kısmına geliyorum ve burada new site diyorum. Buraya Bootstrap temel eğitimi diyorum. Bu üstteki isim bizim vereceğimiz isim. Çok fazla önemli değil. Alttaki lokal site folder'a geliyorum. Masa üstünü seçeceğim. Buradan buraya geliyorum ve bu dizinin içindeyken bu şekilde içine girdikten sonra klasörü seç diyorum ve save diyorum. Otomatik olarak dosyalarım buraya geldi. Bunun üstüne çift tıklıyorum panelleri kapatmak için. Ve dosyamız buraya geldi. Şimdi bir tane HTML sayfası oluşturacağım. HTML sayfasına tıklıyorum. Kod görünümüne geldim. Buradaki alana Bootstrap temel eğitimi diyorum. Ve sayfayı Ctrl C ile kaydediyorum. Bunu da ismini index yapıyorum. İndeks yaptım ve dokümanımız HTML5 doküman tipinde geldi otomatik olarak. Biz seçmediğimiz sürece şu anda Dreamweaver'da varsa olarak artık HTML5 olarak oluşturuyor. Şimdi bu ilk aşama bu. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da geliyoruz en son bir şey daha kaldı. jQuery.com'dan bir de jQuery yanlış yazdık. jQuery. Bu arada bunu da görmüş olduk. Bayağı renkli bir şeymiş. Evet, jQuery.com'dan G ile yazmıştım herhalde. Download jQuery diyoruz. Ve buradan uncompressed sıkıştırılmamış. Burada compressed sıkıştırılmış versiyonu var. Pardon, biz 2x versiyonunu indireceğiz. Şuradan tabi bu bazen versiyonlarda indirdiğiniz eklentilere de çalışmamasıyla alakalı sıkıntılar olabilir. Orada denersiniz tekrar bunu indirebilirsiniz. Download compressed diyor. Bunu tıklıyorum. Ve buraya zarar verebilir diyor. Sakla diyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü güvenilir bir site burası. Dosyayı indirdi. Evet, şu anda dosyamızı da indirdi. Bunu da klasörde göster diyorum. Şurada bunu kontrol kestim ve temel eğitimin içinde JS dosyasının içine buraya bunu ekliyorum. Şimdi tekrar editörümüze geldik. Bunları ekleyelim sitemize. Ondan sonra bu dersi tamamlayalım. Şimdi eklediğimiz dosyaları, yani buradaki dosyaları nasıl ekleyeceğiz buraya? En basit yöntemi şu. Daha önce zaten CSS eğitimler, hani böyle
tekrar uğraşmayacağım. Buradan Bootstrap CSS dosyasını ilk etapta böyle alalım. Daha sonra aslında onların sıkıştırılmış halini koymamız daha avantajlı ama ben ilk başta böyle koyacağım. Tema dosyasını şu an için almaya gerek yok. Sadece Bootstrap dosyası yeter. Siz projeniz bittiğinizde min CSS dosyasını alırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Biraz daha küçük olacak onun boyutu. Evet, bunu ekledik. Script taglarımızı da body'nin içine ekliyoruz. Geliyorum buraya. Önce jQuery'yi ekleyeceğim. Ve ardından Bootstrap min CSS. Bunu min'e ekleyebilirsiniz çünkü jQuery ile ilgili bir JavaScript ile ilgili bir şey yapmayacağız. Önce jQuery dosyasını yükleyecek, sonra Bootstrap'ı yükleyecek. Ve sayfayı kaydettim. Son bir işlemimiz daha kaldı. Bu da buradaki CSS kısmında şurada viewport dediğimiz meta name'ler var. Bu meta name'leri buradan kopyalıyorum. Bunun ne işe yaradığını göstereceğim. Ve title'dan şuradakinden hemen sonra şu user scribble no'yu sileceğim. Şu şekilde. Genişliğimiz device'in genişliği. Büyütme oranı 1 ve maksimum scale de 1 oluyor. Burada isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir arkadaş güzel bir tanımlama yapmış. Buradan bakabilirsiniz. emircanok.com.tr diye. Viewport meta taglarla ilgili böyle daha detaylı bilgi edinebilirsiniz buradan. Ben çok tanımlara takılmayacağım. Sadece bilin yeterli. Burada zaten Bootstrap'ın kendi sitesinde de burada mevcut var. İngilizceniz varsa İngilizceden de bakabilirsiniz. Benim çok fazla olmadığı için arkadaş güzelce açıklamış. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi şu anda Bootstrap'la ilgili yapacaklarımız bu kadar. Bir örnek uygulama olarak hemen ekleyelim. Mesela ne ekleyelim? Şuradan bir tane ekleyelim. Sonra da dersimizi bitirelim. Ya da bir şey eklemeyelim. Böyle bırakayım. Buradaki sıraya göre gidelim bence daha mantıklı olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.